Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce ana kitaptan istisna konusunu işledik, bitirdik. Şimdi ise özet olarak ve bir takım örnekler var tabii ki. Örneklere de bakarak konuyu tekrar etme babında bir video çekmeye çalıştık. Sağ tarafta ne var? Müstesna min var. Ortada istisna Edatı var. Sol taraftaysa ne olur? Müstesna olur. Ve kitaplar müstesna'yı konu olarak ele alır da Müstesna minhi konu olarak ele almaz. Çünkü müstesna mih dediğimiz e, lafzın cümledeki irabı sabit değil. Cümle akışına bağlıdır. Belli bir kaidesi yoktur. Oysaki müstesna belli bir kaideye göre yazılır. Burada şimdi ele alıyor. Diyor ki illa istisna edatıdır. Sağ tarafındaki isim müstesna min. Soldaki müstesnadır. İlla istisna edatıdır. Sağ tarafındaki müstesna min. Soldaki müstesnadır. İlla istisna edatı. Sağındaki müstesna min. Soldaki müstesna. İlla istisna edatı. Sağındaki müstesna min. Soldaki müstesna olur. Müstesna min demek ki kendisinden ayrı tutulan demek. Yani asıl olan müstesna mihtir. Arkadaşlar manasına geliyor. Arkadaşların dışında bırakılan ise ne olur? Müstesna olur. Pencereler genel bir hüküm. Bir pencere ondan ayrı tutulmuş olan. Bir takım misafirler yolculardan bahsediyoruz. Geneldir. Ondan bir tanesi ayrı tutulmuştur. İşte bu da müstesna olur. Tabi bu manayı sağlamak için kullanılan edatlara da İstisna edatı deniliyor. En yaygın olarak kullanılanı illadır. İstisna edatları belli başları şunlar. İlla, gayr, siva, hala, ada, haşadır. İstisna edatının sol tarafındaki lafza müstesnamin, min, sağındakine müstesna deniyor. Sağındakine müstesnamin, soldakine müstesna deniyor. Cae fiilimiz et Ebtullab müstesna mihtir. İlla istisna edatıdır. Haliden müstesnadır. Yani öğrencilerden hariç tutulan halittir. O zaman müstesna olur. Gayr ve siva istisna edatlarının müstesnaları. Bu iki edat nedir evvela? İsimdir. Daima kendilerinden sonuna gelen müstesnalara muzaf olurlar. Yani bunlar nedir? İsim artı muzaf sol taraftandaki muzafın ileyhtir. Her zaman mecrurdur. La yekhaful <laughs> mü'minu gayrallahi. <laughs> gayr her zaman muzaf olur. Soldaki muzafın ileyh. Siva her zaman muzaf. Soldaki muzafın ileyh. Gayr siva kelimeleri ise illanın müstesnasıymış gibi hareketlenir. Yani şunu diyoruz. Diyoruz ki gayr ve siva'nın irabı belli zaten. Yani kendilerinden sonraki kelimenin irabı belli. Her halükarda onlar mecburdur. Çünkü bunların sol tarafındaki kelime muzafın ilehtir. ve mecburen mecbur mecburen nedir? Mecrurdur. Peki kendilerinin irabı nedir? Bizzat gayr ve bizzat sivanın irabı kendilerinin irabı nedir? Şimdi konu bu. Diyoruz ki bunlar adeta illanın müstesnasıymış gibi iraplanacaklar. Yani şurada gayr yazıyor ya. Şu gayr yerinde şurada illa olsaydı burada illa varsaysan tamam. İllanın sonundaki kelime hangi irab alması gerekiyorsa o irabı buna vereceksin. Anahtar e, izah bu. Tekrar edelim. Gayr siva gördüğün yerde gayri sil. De ki burada illa olsaydı illanın sonundaki lafız yani müstesna nasıl hareket edilirdi? Fetha. Tamam sonu o fetha'ya gel gayra ver. Gayrın olsun o fetha. Verdik. Gayrı çözdün. İkinci adım. Gayrın sonundaki irabı ne olsun? Ya gayr her zaman muzaf. Peşindeki kelime her zaman muzaf mili. Dolayısıyla her zaman mecrur. Esreyi ver. Geç. Bu kadar. Şimdi farklı bir şekilde aynı şeyi anlatalım. Uhibbu ene. Uhibbu muzari fiil. Gizli zamir ene ne olur? Onun faili olur. Fastun fusulun meful artı muzaftı. Es-sene artı müstesna mihtir. Değil mi? Pardon yanlış yazdım. Sene değil. Manayı hiç gözetmedik. Faslun şu şu kelime. Hem mefuldür, hem muzaftır, hem de müstesna mihtir. Çünkü mevsimler manasına geliyor. Mevsimler. Kış da bir mevsimdir. Mevsimlerden birisi de kıştır. Dolayısıyla kışı Müstesna mihten çıkartabilmek, kışı müstesna ilan etmek gayet yerinde olacaktır. Fusul müstesna min, şita müstesnadır. Yani cümlede müstesna mih var mı? Var. Cümle olumlu mu? Olumlu. O zaman müstesna irabı ne olmalı? Burada illa olsaydı yani illa ile yapılan istisna yatırılan. Ne olurdu? Kitabınızda vardı bu zaten. Mensup olur. Tamam. Fetha alacak yani. O fetha gel gayra ver. Bu verdik. Gayra. rah niye feta var? Bundan dolayı. Peki gayr'dan sonraki kelimenin irabını olsun. O her zaman mecbur zaten. Değişen bir şey yok. İkinci örneğe bakalım. Ma sellemtu. Ma burada nafi, olumsuzluk. Ma sellemtu. Ben selam vermedim ala ahadin herhangi birisine. Gayr'e hariç ki senin baban. Senin baban hariç kimseye selam vermedim. Gayr istisna edatımızdır. Solundaki zaten ebi ne olur muzaffın ileh olacak belli. Hem müstesna diyebilirsin hem muzaffın ileh diyebilirsin. Peki bu cümlede müstesna mih var mı? Müstesna mih var nedir? Ehad'dir. Ahad nekre bir kelime. Herhangi birisi derken yani tüm milyonları kastediyor. Müstesna mih bu. Cümlede müstesna mih var mı? Var. Olumlu mu olumsuz mu cümle? Cümle olumsuz. O zaman ne olur? Bu durumda senin müstesnan ne olabilir? 1. Mensup olabilir. 2. Müstesna mihten bedel olabilir. Mensup olabilir. Yani müstesna irabını mensup yapabilirsin demek. Gayr lafzına fetayı verebilirsin. Verdik. Sol tarafındaki kelime zaten muzatı ne olacak? Ebi-ke. Ebi, Ebi mecrur. Ceralameti esre değil ama. Ceralameti yedir. Beş ismin irabını biliyorsunuz ebu, eba, ebi, ehu, eha, ehi gibi. Yani ya ile mecrur olur, vav ile merfu, elif ile mensup olurlar idi. Dolayısıyla mecrurdur. Gayra fetay almış. Niye? Müstesna mih vardır ve de cümle olumsuzdur. O zaman mensup olabilir müstesna dedik. Müstesna nasf alametini direkt gayra verdik. Gayra da muzaftır, ebi cel etmiştir. Bitti. Veya ne olabilir dedik? Müstesna mihten bedel olabilir. Kitabınızda var bu bilgi. Şu an özet geçtiğimiz için buraya her şeyi yazmadık biz. Peki ehadden bedel yapacaksın yani. Müstesna mih bu ya. İrabı ne? Mecrur. Niye mecrur? Başında harfi cer var. Müstesna mih dediğimiz lafzın irabı sabit değil zaten cümlenin akışına göre. O zaman ala ehadin gayri. Bakın ra'ya esre verdik. Niye? Çünkü ehad mecrurdur. Müstesna mih mecrur. Bu durumda müstesna de mecbur yapabilirsin. Ondan bedel yapıyorsun. Bedel yapmak aynı irabı vermek demek kısaca. O irabı verdik. Gayrı aynı zamanda muzaflığına devam ediyor. Ebi cer etmiştir. Cer alameti Y harfidir. Şurada bir tane daha örnek var. Üç durumda örnek vermişler. Bak şurada mensup. Burada mensup artı bedel. Burada ise cümlenin akışına göre irab verme söz konusudur. Ma var bir defa cümle olumsuz. Başka? Cümle olumsuz mu? Olumsuz. Müstesna mih var mı? Yok. O zaman ne olur? Müstesnaya cümlenin akışına göre ilaf verilir. Ma ferra. Ma ferra. Kaçmadı, firar etmedi. Minel kafesi kafesten. Gayru usfurin. Bir serçe hariç. Yani bir tane serçe kaçmış sadece. Başka kaçan yokmuş. Ferra ile fail aranıyor. Fail de gayredir. Gayr o yüzden merfu. Aynı zamanda muzaftır. Peşine gelen de mecrur olmuştur. Cümlede müstesnami yok. Cümle olumsuz. Bu durumda müstesnani irabı cümlenin akışına göre belirlenir diyoruz. Merfu olmak zorundadır demiyoruz. Fail arandığı için merfu olmuştur. 3. Sivani irabı aynen gayr gibidir. Ancak son elif-i olduğu için, elif-i bittiği için Siva e, siva u, siva i gibi bir şey yapamayız. Çünkü elif hareke kabul etmiyor. Elifle harekenin arası bir açılmış. Onları barıştırabilen kimse yok. İrabı istenirse cümledeki durumuna göre elif-i maksura y hareke takdir edilebilir. Fetha yani takdir edilebilir. Esre takdir edilebilir gibi. Bakalım ne demişim. Hazara <laughs> el muallimune siva muallimin. Şimdi bir, cümle olumlu mu? Evet. Ne demek olumlu? Olumsuzluk harfi yok. Yani nefi yok, nehi yok, istifam yok. Olumlu demek bu demek. Hiçbiri yok. İki, cümlede mih var mı? Manadan anlayacaksın bunu. Hadara fiil, muallimune öğretmenler demek. Siva hariç, muallim de öğretmen. Bir öğretmenin diğer öğretmenlerden çıkartma işlemi yapılabilmesi aklen de mümkündür. Pratik olarak da bu mümkün. Hani öğretmenler geldi. 20 tane öğretmen geldi ama Ali gelmedi. Dersen bu saçma kaçmaz. Muallimure müstesna mihtir. Muallim ise sadece müstesnadır. Cümle olumlu mu? Evet. Müstesna mih var mı? Evet. Müstesna nira ne olur? Mensub olur. O zaman Siva'yı mensub kabul edeceksin. Gelip hareket vermeyeceksin ama. Ne diyeceksin? Mukadder fetha var. Takdiri fetha var. Diyeceksin kendisinde mukadder fetha onun nasb alametidir. Elifi bizzat yazamıyoruz çünkü sonuncu harf elifi diyorum fetha yazamıyoruz. Çünkü sonuncu harf eliftir. Elif hareke kabul etmiyor. Haşa, ada, hala. Hala diyelim. Bunların müstesnaları bu edatlar fiil olarak değerlendirilebileceği gibi harfi olarak da değerlendirilebilirler. Fiil kabul edersek ne olur? Kendilerinden sonra gelen müstesnalar mefhulü bih olarak mensup olacaklardır. Mesela hala hacan mefhulü bih olduğu için mensup. Harfi cer kabul edilirlerse ne olur? Kendilerinden sonra gelen müstesnalar harfi cerden ötürü ne olur? E mecrur olurlar. Başka ne olsun? Hala hacin hacin hacan Hacin. Mecrur yani. Burada nasıl yazılmış? Ada sefineten. Ada istisna edatımızdır. Fiil olarak kabul ettik. Bu durumda peşine gelen müstesna nedir? Mefulü bihtir, mensuptur. Buradaki adayı harfi olarak kabul edesimiz geldi. Keyfimize bağlı. Peşine gelen kelime mecburen mecrur olmuştur. Bizim keyif bu. Haşa, haşa merilan, haşa merilin. Keyfim öyle istedi. Diyebilirsin. İster fiil kabul et peşine gelen mensup yap. İstersen de harf beceri diye isim geldi. Peşine gelen kelimeyi mecur kabul ettim. Diyebilirsin. Hala ve aydanın başına mastar ma'sı gelirse ne olur? O zaman müstesnaları sadece mensup olur da mecrur olamazlar. Hala'nın başında ma var. Vahiden olur. Vahiden olamaz. Aydanın başında ma var. O zaman esre alamaz. Mecrur olmaz. haşa'nın önüne ma zaten gelmez. İstisnayı genel olarak şu şekilde üç ayırmak mümkündü. Muttasıl olabilir. Bir buna değindim gerçi derste. Muttasıl olabilir. Muttasıllar olumluysa mensuptur. Olumsuzsa yine mensup olabilir. Veya müstesna mihten bedel olur. Bedel olur demek müstesna -mih olan lafzın irabı her neyse artık merfudur, mensuptur, mevcudur. Her neyse müstesna irabı aynı irabı müstesnaya vereceksin demektir bir istisna katı da olabilir. Onlar daima mensup olur. mesela ra da olabilir. Mesela ra demek cümlenin akışına göre irap vermek demek. Bu kavramların her biri canlı yayında açıklanmış idi. Sizlere yazdırılmış idi. Peki bunlar bir genel bilgi tekrarıydı, özetiydi diyelim. Bilgiler şöyle bir özet üstünden geçtik. Şimdi örneklere geldik. İlla harfleri nefiden sonra hasr edatı olur diyor. Bak burada ma var, olumsuzluk edatı peşine illa gelmiştir. Buna ne diyeceksin? Hasr edat. Hasr demek yalnızca, sadece, başkası değil, tek o manasına çevirmek demektir. Bu bilginin ardından şimdi genel olarak örneklerimiz geliyor. Hazara el estikav illa aliyyen. Diyor ki el müstesnami hangisi? Estika. Müstesna hangisi? Ali. Hazara el estikavu aliyyen. Karatu el kitabe illa safhateyni. Müstesnami kitaptır. Müstesna safhateyni. Kitap tekil bir lafızdır. Ama nasıl bir tekil? Yani kitap dediğin şeyde örnek veriyorum. 300 sayfa vardır. Yani sayfa bakımından cemidir çoğuldur. Burada da iki sayfa diyor. Dolayısıyla müstesna mi müstesna olarak bunları değerlendirmek gayet yerinde olacaktır. Emsile örnekler demek biliyorsunuz. En kadet el mesabihu gayra vahidin. gayırdan sonra gelen kelime her halükarda mecrur olmak zorunda zaten. Peki niye gayra da gayri gayru değil? Bir cümle olumlu. İki müstesnamih mevcut. Bu durumda burada illa olsaydı şu an kararladığım yerde illa olsa ne olurdu? Ona bakmak lazım. İlla olsaydı müstesna mensup olurdu. O zaman o nasıl alametini gayra vereceksin ve gayrı çalıştıracaksın artık. Gayr sen ne iş yaparsın? Her halükarda muzafın. O zaman peşine gelen her halükarda mecbur olmak zorunda. Sellene fi tu fail ala harfi kadimine. Onun mecruru cümle olumlu mu? Evet. Müstesnamih var mı? Evet. Hangisi? Kadimine. Yani bu durumda ne olur? Müstesna mensup olur. Yani şurada illa olsaydı müstesna mensup olacaktı. O zaman o nasb alametin, o mensubluk belirtisini gayr lafsına ver ve de gayri çalıştır. Ne yapar? Cer eder. Etmiş. Ma'adal mridu 'a'idun khayra tabibi Manasını bilmek çok önemli değil çünkü sınavda çıkacak cümlelerden bilmedikleriniz olabilir. Manayı bilemediğiniz diye direkt karamsara bağlamamanız adına mana ikinci planda. Ma olumsuzluk edatı, gayr istisna edatı. Sanda bulunan gayr, hayır e, diyorum. Ait lafsı ise nedir? Müstesna mihtir. Bu durumda ne yapmalıyız? Cümle olumsuz mu? Evet. Müstesna mih var mı? Evet. Bu durumda istersen mensup yaparsın müstesnayı. O nasıl alametini direkt buraya verdik. İstersen müstesnamihten bedel yaparsın. Yani müstesamih müstesnamih zaten merfu. O zaman gayru da yapabilirsin yani. Gayra, gayru. Değil mi? Burada göstermiş zaten. Mensup yapabilirsin veya bedel yapabilirsin. Bedel yapacağımız lafıza aittir. Yani merfudur. Dolayısıyla gayrı da merfu yapabilirsin. Her halükarda muzaftır. Peşine gelen muzaf oluyor? Ma olumsuzluk edatı, gayr istisna edatı. Sağında hemen ne var? sağında gördüğümüz üzere ahad var. Ahad nekre bir lafız. Ahad herhangi birisi demek. Herhangi birisi dedi de milyonları kapsamış oluyor. Dolayısıyla genel manalı bir müfrettir. Kendisi müstesna mihtir ve gördüğünüz üzere mecrurdur. Bundan bedel yaparak gayri yapabilirsin. Veya dersin ki müstesna mih var, e, cümlede olumsuz, mensup yapasım geldi, e, yapabilirsin. Buradaki örneklerde ise müstesnamih mevcut değildir. La yenalu mecde gayrul amiline. La yenale yenalu fiil el mecde meful. Fail aranıyor. Fail arandığı için müstesnamih ne olur? Merfu olur. Bunu merfu yapmışlar direkt. Ve tabii ki muzaftır. Lem yefteriz. Cümle olumsuz. Eddi bu onun faili. Meful aranıyor. Mefuller mensuptur. Bu yüzden gayran nasb edat, nasb alameti verilmiştir. Kendisi tabii ki muzaftır. Cümlede yine müstesnami yok yani. La ta'temid e, La ta'temid fiilimiz. Ente gizli zamir failimiz. Ala harfi cerdir. Harfi cer ne yapar? Cer eder. Etmiş işte gayri. Gayr lafzı da muzaftır. O da lafzatullah cer edecektir bu şekilde. Burada örnekler devam ediyor. Bunların her birini okumadım, geçtim. Şuradan biraz yapalım. Cahede el muvaddi nune illa mutta mutkhadilan yazıyor. Şimdi illa istisna edatını bulacaksın. Bulduk. Burada yazmış zaten. Diyor ki cahede fiili mazidir. Muvaddi fail merfudur. Vav ile merfu bil vavi ve nun'e yazmış ama al alakası yok yani şimdi. Verf-i milvabi tamam. Nun burada raf alameti değildir. Bunu yazan kişi yanlış izah yapmış. Leennu cemimiz eril salim. Cemimiz eril salimdir de şuradaki vav raf alameti, nunsa kelimenin muzaf olmadığına alamettir. Raf alameti değildir oradaki nun. İzah yazan arkadaşlar bir iki hata yapmış olabilirler. İlla nedir? İstisna edatıdır. Peşine gelen lafızda nedir? İlla ile gerçekleşmiş olan bir müstesnadır. Mensuptur. Ne ile mensup? Sonunda bulunan zahiri fetha ile mensup olur. Cümle Hı. olumlu mu? Evet. Müstesna mih var mı? Evet. O zaman müstesna mensup olmak zorunda. Olmuş zaten. Bir alta geçmiş olalım. Manedir nafiye. Evet. Başka? Sa'ide mazi Peşine gelen mugamiruna, gamera yugamiru, mugamiru diyelim. E, nedir? Faildir, merfudur bil vavili. E, vavile merfudur da nunun raf alameti değildir. Yani bir iki hata var burada. Cebe ise mef'ul olur. Vahid nedir? Müstesnadır. Vahid burada ne olur? Müstesna olur müstesna bi illa mensubun bil fethati zahirati fi akhirih illa nedir edatı hasır hasır edatıdır veya vahidun bedelün kendisi bederdir zamme ile merfudur öyle zamme ki zahiri olan zamme o zaman diyebilirsin ki vahidan vahidun niye müstesna var bir. iki olumsuzluk edatı da var o zaman ne yapabilirsin? İster mensup yaparsın, vahiden şeklinde, istersen de müstesamihten bedel yaparsın. Böylece merfu da yapabilirsin. Muğamirune çünkü nedir? Merfudur. Burada örnekler devam ediyor. Yine birkaçını geçiyorum. Biraz sardı almak ama Aşağıda neler vardı? Evet burada ayetlerden örnekler koymuşuz. Onlardan biraz bakalım. Ve ma illa anfusuhum İlla hasır edatıdır. Enfus meful bih mensup, fetha ile mensuptur. Şimdi ma nafiye. Hada yahda yahdaun muzari merfu rafa'atun varlığı vafail. Ne aranıyor? Meful aranıyor. Enfus müstesnamih var mı? İllanın sağında müstesnamih yok. Çünkü yıhda'une fiildir. Fiilden müstesnamih olmaz. Başında ma harfi var. Haften de olmaz. Dolayısıyla müstesnamih yok. Eşittir. Cümle akışına göre müstesna irap verilir. E fiil var, fail var. Fiil yıhda'une. Fail vav. Mefur aranıyor. O yüzden enfu Mefur olduğu için mensup. Ama yedekkeru illa ulul elbab İlla hasır edatımız ulu fail merfu. Ulu ili uli ulu 20 ve kardeşleri avamil okuyanlar bilir bunu. Ulu merfudur. Eee vav ile merfudur. Merfuun bil Cümlede yine illanın sağına bakarsan ya fiildir. Ma harftir. Eşittir. Müstesna min yok yani mümkün değil. Fiilde müstesna min yapamazsın. Harften yapamazsın. Demek ki müstesnamih yoktur. O zaman ne lazım? Cümlenin akışına göre irap vermek lazım. Yerde ı ise ise uluda nedir? Faildir. Fail olduğu için merfu. Ema tunfikûn illebtıgâ-e vecihillah. İlla nedir? Hasır edatıdır. Cümlede müstesnamih var mı? Var. Nasıl var? tunfikûn fiildir. Fiilde müstesnamih olmaz. Ma-haftir. Haften de olmaz. O zaman müstesnamih yoktur. Yani madem ki yoktur cümlenin akışına göre irap verilmesi gerekir. Verilmiş zaten illa ibtiga e vechillahi. İbtiga nedir burada? Diyor ki mefuru li ecdih yani mefulu lehtir. İbtiga li ibtiga demektir. Lam gizlendiği için mensuptur. Nasb alameti almıştır. Bayağı bir hasıl edatının örnek var burada. Bir tane de şuradan okuyalım. Atlamıyorum. Şöyle de okuyayım. اَلَّذ۪ينَ اِكُونَ riba, لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي تَخَبَّدَهُ الشَّيْطَانِ Şeytanın kendilerini çarpmış olduğu kişiler gibi uyanacaklar diyor. Faiz yiyenlerden bahsediyor. İllahi bulduk. Hasır edatı. Başka. Kema erkaf harfi cerma ma masdariye. Fi mahalde nas menfulu mutlak ve ya da hal olarak değerlendirebilirsin diyor. İllahi'nin da fiil var. Burada müstesnami olma elverişli bir lafız yoktur. Zaten hasır edatı diyor değil mi? Cümle akışına göre irab verilmiştir. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. İlla yine hasır edatıdır. Alime ya'lemu fiil. Tevile onun mef'ulu. Ne aranıyor? E, fail aranıyor. O yüzden lafzatullah merfi olarak yazdık. İlla istisna edatıdır. İllanın sağ tarafında ne yok? Müstesnamih yok cümle olumsuz zaten. Cümlenin akışına göre ilaf verilmiştir. Lafzat fail olduğu için merf. Hep hasır edatından örnek vermişiz. Biraz sardıralım. Hala illa hasır diyor. Hep öyle vermişiz galiba. Ve la yübdine zinetehunne illa ma zahara minha ve ma bedan. İlla hasır edatı ma bedel demiş değil mi? Evet min zinetuhunna ila hasır edatı el bela mübteda ve ma'a'r rasul illa el bela Evet bayağı örnek vardı. Birkaçına değinmiş oldum. Birkaçına değinmedim belki ama hepsi yazıyor zaten. Açıklamaları var burada. Yani şurada bir cümle var mesela. Hemen altında lem nedir anlatmış. Peşine gelen fiil nedir onu anlatmış. Peşine gelen nedir onu anlatıyor gayr nedir onu anlatıyor. Razun nedir onu anlatıyor. Tek tek anlatmış. Evet bu şekilde bir PDF'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. PDF sizlerle grupta paylaşılmıştır.